Gazetesi sundu. Kapanışa doğrunun bu bölümünü 2. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'nden yansıyanlarla bitirelim. Oradaki mesajları aktaralım. Ardından kısa bir araya gideceğiz ve dönüşte Cüneyt Başaran'la konuşacağız. Burada toplanan kongrenin önemi nedir? Küresel tarımı sektörüne nasıl bir mesaj verilecek? Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Bu fırsatı çok değerli buluyorum. Buradaki önemli aslında tarımdaki sürdürülebilirliğe odaklanıyor ve biz burada gittikçe daha fazla dünyada örneklerini görüyoruz ve bunun örneği gerçekten de çok kritik. Çünkü hala biz tarımdaki o sürdürülebilirliği düşündükçe, uzun vadeli etkilerini düşündükçe, çevre bunların hepsi gerçekten çok önemli. Ve bu konferansta öğrendiğimiz şey de şu, buradaki yaklaşımlar, biyo çeşitlilikle alakalı olarak yapılan araştırmalar, bunların hepsi gerçekten sürdürülebilirlik çok önemli. Hektaş'ın Orhan Gazi'deki faaliyetleri için ne düşünüyorsunuz ve tabii bu faaliyetler acaba dünyada tarım sektöründe nasıl bir fark yaratabilir? Evet, çok güzel bir soru. Ben şunu görebiliyorum aslında, bu gibi bir alanın yapılması, eğitime yapılan bir yatırım var. Aynı zamanda faaliyetlere yapılan yatırım var ve üreticilere yapılan bir yatırım var Hektaş'la beraber. Yani bu gibi yatırımlar gerçekten çok kritik bir örnek. Aslında daha sürdürülebilirlik adına da verilen iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum bu gibi yatırımların. Evet, son sorum olacak. Çalışma alanınız olan tarımın zararların kontrolü ve bitki sağlığıyla alakalı olarak ne gibi çözümler var? Evet, benim bilimsel çalışma alanım genel olarak patojenlerle burada ürünlere geçen böceklerin değişimi ve burada odak noktası konferansın RNAi dediğimiz bir süreç. Bunlar öyle araçlar ki genel olarak geleneksel böcek ilaçlarının önüne geçebilir ve sürdürülebilirliği destekleyebilir ve bu da konferansın bir en yıldız noktası ve bunu gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hektaş'ın yaptığı yatırımlar gerçekten çok önemli ve buradaki daha fazla Ar-Ge'nin yapılması için çok büyük katkıda bulunuyor Hektaş ve hem bölgede hem Türkiye'de gerçekten de önemli çalışmalar var ve bu yapılan buradaki alanı çok güzel bir kaynak olarak görüyorum. Burada fikir alışverişleri yapabiliriz kurumlar arasında ya da kişiler arasında. Ben Wisconsin'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyorum ve benim buradaki meslektaşlarım gerçekten de çok ilgili. Buradaki bilimle alışverişi konusunda ve belki de işte öğrenci değişimi konusunda gerçekten çok açıklar. Bence gerçekten de çok önemli buradaki çalışmaların hepsinin bunlara imkan sağlaması çok güzel.